sıvı noktacıkları cildi komple yukarı doğru kaldırır. Arkadaşımız Nur Viral, akciğer kanseri ile ilgili önemli operasyonlara imza atan göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bülent Arman'la konuştu. Sevgili seyircilerimiz, bugün yine çok kıymetli bir hocamızı sizler için ağırlıyoruz ve akciğer kanserini konuşacağız. Akciğer kanserlerinin belirtileri neler ve hangi belirtilerle bir uzmana başvurmamız gerekir? Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bülent Arman hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz programımıza. Son dönemde daha sıklıkla rastlar olduk akciğer kanserlerine. Evet. Akciğer kanseri nedir? Belirtisi nedir? Biz nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere kanserin tanımı diye bir şey yok. Kanser normalin dışında hücrelerin olmasından dolayı vücutta usule gelen bir oluşum. Onun için kanser, her organın kanseri aynı. Değişmiyor. Kanser dediğimiz zaman kötü huylu ur anlaşılıyor. Halkın anlayacağını sanırım. Çünkü halkımız işte bende ur var diyor. Uğur'u peki kötü mü, iyi mi diye sorduğumuz zaman ha bilmiyorum ki uğur dediler diyor. Bir kere doktorlarımızın bunu mutlaka izah etmesi lazım. Ama hasta yakınında. Çünkü yani bir iyi huylu bir kötü huylu olabiliyor. Ama biz akciğer kanseri dediğimiz zaman akciğer kanserinin iyi huylusu yok. Bir de halkta mesela dişi mi erkek mi diye bir tanımlama vardır. Öyle bir şey de yok. Yani dişi mi doğurgandır anlamına söylenmiştir. Yani çünkü eskiden bu kadar teşhis yöntemleri yok. Teşhis metotları böyle değil. Tedaviler böyle değil. Onun için hani yayılıyor kanser. Yayıldığı zaman daha bu dişisiydi, bu erkeği diye tanımlar. Böyle bir şeyler yok. Yani akciğer kanserinde veya kanserlerde dişisidir, erkeğidir. Ve keza en önemlisi, bak, kansere bıçak deyince yayılır, tamamen yanlış. Bunlar çok seneler önce söylenmiş. Şehir efsaneleri. Şehir efsanesi bile demek lazım. Mahalle dedikodusu. Çünkü tabii ki bir önlemi var o zamanlar söylenmesin. Çünkü o zamanlar dediğim gibi teknikler de olmadığı için, kanser ameliyatları kısıtlama yapıldığı için ameliyat yapılmış ama tam çıkarılmamış. Kanser gene yayılmaya devam etmiş. O zaman bıçak değdi, yayıldı olmuş. Halbuki öyle bir şey yok. Hı hı. Şimdi zaten günümüzde akciğer kanserini ameliyatla tamamen çıkarılacak olanları ameliyat ediyoruz. Yoksa ameliyatla çıkarılma ihtimali az olanları zaten ameliyat almıyoruz. Çünkü kısmi olarak çıkarmanın akciğer kanserinde, başka kanserlerde böyle değil ama akciğer kanserinde bir kısmını çıkarmak hiç çıkarmamaktan daha kötü. Bu çok önemli. Onun için hastalarımız bunu bilirse bilsinler. Çünkü akciğer kanserinde sadece cerrahi tedavi yok. Akciğer kanseri ameliyat tedavisi var, ilaç tedavisi, kemoterapi var, ışın tedavisi, radyoterapi var. Şimdi aslında hocam tedaviye geçmeden önce biz şunu bilmemiz gerekiyor. Belirtiler bizim için çok önemli. Biz hangi belirtilerle size başvuracağız? Biz aslında akciğer kanserinde çok da önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü akciğer hastalıklarının şikayetleri zaten 3 tane 4 tane. Siz bronşit de olsanız aynı belirti, akciğer kanseri de olsanız aynı belirti. Nedir bu? Öksürük, zaman zaman nefesinizde daralma, tıkanma, balgam çıkarırsınız veya çıkarmazsınız, kuru öksürük veya yaş öksürük. Ha, çok çok nadiren, o da ileri safhalarda oluyor. Ben hep söylerim hastalarıma, keşke bu söyleyeceğim belirtiyi ilk belirti olarak Allah gönderseydi de erken tesadüf, balgamda kan gelmesin. Çünkü bizim halkımız kana karşı bir korku ve bilinçsizlik içindedir. Neresinden olursa olsun, vücudun bir yerinden kan geldi mi el ayak kesilir. Endişeleniyoruz. Endişeleniyor. İşte balgamda da öyle. Balgamda ufacık çizgi şeklinde bir damla gördüğü zaman hasta o zaman ben doktora gideceğim der. Ama hocam bu önemlidir değil mi? Yani balgamda önemli kan değil esasında. Bu belirtidir. Belirtilerden biri. Öksürük neyse bu da o. Çünkü balgamda kan gelmesi oradaki kanser hücrelerinin ufacık bir kılcal damarı leze edip işte yaralayıp oradan kan geldiğini gösterir. Tahriş olduğunu gösterir. Bir şey yok ama bu belirti işte keşke erken olsa da hastalar erken gelse. Ama bizde hastalar erken gelmiyor. Peki neden erken gelmiyor? Bizdeki hastaların erken gelmiyor. Zaten akciğer kanseri dediniz ya artıyor. Doğru. Türkiye'de ölüm sebepleri, en fazla ölüm sebebi nedir? En fazla ölüm sebebi trafik kazası. Türkiye'de ikinci ölüm sebebi kanser. Şimdi memleketin acı gerçeği bu. Kanserler içerisinde en çok memleketimizde ölüm sebebi akciğer kanseri. Akciğer kanseri. Neden? Çünkü memleketin %70-80'i sigara içiyor. %70-80 sigara içen memleket akciğer kanserine kurtulamaz. Ama hocam hiç içmeyenlerde de tabii, görüyoruz. Tabii hiç içmeyenler 100 kişiden 5 kişide akciğer kanseri bulma olasılığımız var. Ama 95'e kanser olacak. Kurtuluş yok. Onun için her içen olacak içer, mı? Her olanda risk var. Her olan şart değil, öyle Allah'ın emri değil o. Ama %95 bu riskin altında. Risk. Bu sadece akciğer kanseri riski aldı. Sigara içenlerde başka riskler de var biliyorsun. Damar sertliği, felçler, kanamalar bir sürü şeyler var. Peki hocam son dönemde çok da yaygın sigaranın aynı yaygınlığını nargilede de görüyoruz. O da etkili mi? Nargile şöyle etkili. Sigara, şimdi sigarayı içip de arka arkaya 2-3 paket içiyorsanız günde zaten onun hiçbir özrü yok. O ne yerseniz yiyin diyelim ona.
Ama nargile daha buharlı olarak nemlendirilen alınan nikotin ve nikotin derivatları bütün zehirli gazlardır. Sigaranın ağızdan alınan nikotinle ilgili zehirli şeyler, onlar alınmıyor bir tek nargilede. Ama dumanla nikotinden çıkan ve bütün zehirli gazlar, bunun için hardal gazı da var. Hani şu şimdi polislerin sıktığı zehirli gaz da var. Onların en yüksek konsantrasyonu. Yani onlarla beraber olanı konsantre olarak alıyorsunuz ve nemlendirici olarak. Akciğer daha da emiyor onu birdenbire. Onun için nargile pek özendirecek bir şey değil. Evet. Tamamen yasaklanması gereken, Avrupa'nın hiçbir yerinde yok bu. İleri ülkelerde yok nargile. Ama bizde maalesef var. Peki hocam, diyelim sigara içicisiyiz ve bahsettiğiniz belirtilerimiz var. Biz hemen göğüs hastalıkları uzmanından bir göğüs cerrahisine başvurmalıyız. Bir kere hastaları, dediğiniz nokta iyi bir yere getirdi. Bir kere hastaları iki gruba ayırmak zorundayız. Akciğer kanserini konuşuyorsak. Risk grubunda, risk grubunda olmayan. Risk grubunda olmayan, dediğiniz gibi sigara içmeyense, risk grubunda olmayan sadece sigara içme değil tabii. İşte %5 olanda bir de şu var veya %5'in haricinde. Meslek hastalıkları var. Maden işçileri, vernik sanayi, boya sanayi, gemi sanayi, asbestle uğraşanlar. Bunlarda da akciğer kanseri olma olasılığı çok fazla. Bir de çevre kirliliği. Bu 5-6 tane faktör. En büyüğü de sigara. Bunlar hepsi bir faktör. Bir kere bunlar. Bunlar risk grubu. Bunlar olmazsa, bunlar hiçbirisi yok. Ama en önemli bir faktör unutuyoruz. O da aile, bir genetik. Eğer ailenizde akciğer kanseri varsa siz gene risk grubuna pat çekilip alıyorsunuz. Kurtuluşunuz yok. Risk grubuna giriyorsunuz. Ha, risk grubuna girmeniz demek akciğer kanseri olacaksınız anlamına gelmiyor. Ama akciğer kanseri olma olasılığı çok artıyor anlamına. Şöyle söyleyeyim. 1'e 5 risk grubunda bu risk grubu olanların akciğer kanseri olma olasılığı 5 ise sizin 1. Bu kadar basit. Şimdi evet. Bu risk grubunda olduğunuzda, risk grubunun dışındaysanız, 40 yaşının üzerindeyseniz, herhangi bir akciğer şikayeti olsa da olmasa da siz senede bir kere akciğer filmi çektirmeniz, bir akciğer check-up'ından geçmek zorundasınız. Hı hı. Bu çevre kirliliğinde, bu sosyoekonomik koşullarda, bu ortamda bu şart. Bu bir kere. Risk grubundaysanız, hemen onu oraya attım. Risk grubundaysanız, yani sigara içiyorsanız veya meslekle ilgili bir sorunuz varsa veya ailede kanser varsa 6 ayda bir mutlaka bir akciğer filmi çekilecek. Ve çok titiz o incelenecek risk grubundakiler. Peki hocam, bu film çekilirken de hep o radyosundan aldığımız falan söylüyor. Şey doğru mu? Hayır, olamaz. Çünkü bir akciğer filmiyle, 6 ayda bir alınan akciğer filmiyle ne radyasyon alınır ne bir şey. Yani oradan aldığınızda, şimdi sigara içen kişiler, ne dedim? Türkiye'nin %80-90'ı sigara içiyor. Şimdi sigara %80-90'ı sigaranın yaptığı tarifler düşünmüyor da ufacık bir radyasyonun milimetrik şeyini düşünüyor. Böyle şeylerin üzerine... Bazı gidiyor. Hocam biz hiç düşünememiz gereken şeyleri düşünüyoruz. Ama bunu söyleyen doktorlara da ben kınıyorum, bunu söylüyorlarsa televizyon. Bunlar yanlış şeyler. Evet. Halkı tamamen bazı şeylerden soğutmaktır veya korkutmaktır. Yani öcü gibi korkmasın bazı şeyler. Alakası yok. Risk grubunda hatta yılda bir kere tomografi yapılmak zorunda. Çünkü akciğer filminde, düz akciğer filminde akciğerin sadece %70'i gözükür. %30'u kalp ve karnın arkasında olan kısım gözükmez. Karın zarının arkasında olan kısım gözükmez. Oralarda kanser başlamışsa nereden göreceğim ben? Düz filmde göremem. Onun için düz filmde şüpheli bir şey olsun veya olmasın. Risk grubundaysa tomografi yapılacak yılda bir. Risk grubunda değilse düz filmle tetkik devam edebilir. Bu önemli. Evet. Bundan sonra işte riskli bir şey varsa. Şu akciğer kanseri, bir de hani nodüller var ya, meşhur nodüller abi. Nodül akciğer kanserinin ilk başlangıç şeyi. Onun için hani öksürük dedik, işte nefes darlığı dedik, bazen yan ağrısı, balgam, bunlar belirtileri ya. Hı hı. Röntgen olarak ilk teşhiste belirti de akciğerde ufak bir nodüldür. Erken teşhis, akciğer erken teşhis. Yani ufacık bir nodül onun için çok önemlidir. Ama bizim memlekette yıllarca nodüller üzerinde durulmadı. Canım o mühim değildir dendi. O infeksiyondandır. Yok bir şey artığından dendi. Biz bile 15-20 sene öncesine kadar nodüller üzerinde durmuyoruz. Ama anlaşıldı ki akciğer zaten kanserin nodülle başlıyor. Bu birdenbire pat diye portakal gibi çıkmıyor önümüzde. Nodülle çıkıyor. Evet. Onun için nodülleri mutlaka çok iyi incelememiz lazım. Nodül bulduğumuz zaman hemen tomografiye geçmemiz lazım. Hele risk grubuysa o nodülü mutlaka 2 aylık, 3 aylık dönemlerde takip etmemiz lazım. Hı hı. Nodülde iki şey önemli takipte. Bunu izleyicilerimiz çok iyi ezberlesinler. Bir, büyüyorsa, iki şekli değişiyorsa nodül. Üçer aylık, ikişer aylık intervallerde incelendiği zaman şekli büyüyorsa nodül, milimetrik büyüyor önemli. Milimetre, yani şekli 3 milimlik bir nodül birdenbire 15 milim, 1,5 santim olmaz. 3 milimlik bir nodül 3 ay sonra, 4 ay sonra 5 milim oluyorsa çok önemli bizim için. 0,10'da 2 milim bile önemli. Çünkü büyüyor. Normalde masum nodül büyümez. Olduğu gibi kalır.
Evet. Hele kireçlenmiş nodül büyüyorsa orada kalır. Hı hı. Ama nodül büyüyorsa bir de şekli anormal oluyorsa, eciz bücüsü oluyorsa evet. O zaman bu da önemli. Ne yapılacak o zaman? Mutlaka endoskopik olarak o nodüllerden parça alınacak ve teşhis konacak. Evet. Ondan sonra da ne tedavi yapılırsa o yapılacak akciğer kanserine, erken teşhis olsun. Genelde aslında geç belirti veren bir hastalık akciğer kanseri. Geç algılanan bir kanser. Bizim memleketimizde, yurt dışında böyle değil. Yanlış anlaşılmaz. Bizim memleketimizde her 10 akciğer kanserinden sadece biri erken evre geliyor. Bu yurt dışında akciğer kanserlerinin %70-80'i erken evre. Çünkü hep hocam üzerlerini bir şeylerle örtüyoruz. Öksürdüğümüz zaman biraz üşüttüm diyoruz. Dur. Sigara içtim yan ondan yaptım, diyoruz. Pencere açık kaldı. Üzerimi örtmedim. Grip oldum, nezle oldum. Sigara içenlerin bunu deme hakkı yok. Sigara içen bir kişi, eğer risk faktöründe bir kişi varsa bu şekilde özürlerle kendini aldatmasın. Hemen doktora başvurmalı. Öksürüp çünkü bakın şöyle. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Durup dururken burnumuz akıyor mu? Akmıyor. Akmıyor. Nezle olunca akar. Nezle nedir? Gripal bir enfeksiyon. Demek ki bir hastalık olunca burnumuz akar. Durup dururken öksürür müyüz? Öksürmeyiz. Sigara içiyoruz hocam. Ama bak şimdi işte bak. Bu özürün arkasına sığınamazsın. Sigara öksürme sebebi değildir. Öksürük sigaranın yaptığı akciğerdeki bronşlarda bir tahrişin usulüdür. Demek ki bir patoloji bir şey var. Evet. O zaman sigara içen adam da öksürüyorsa mutlaka ona baktırmak zorundadır. Yani bu sigaradan değil kulağın üzerine yatarsa o zaman bir gün kocaman bir kanserle gelir, ah vallar olur. Hocam biz en çok aslında cerrahisinden korkuyoruz. Şimdi ben seyircilerimizin bir anlamda dili olacağım. Evet. Hep de diyoruz ki program başında da çok güzel bir şey söylediniz. Eğer kanserli bir hücre varsa orada ona bıçak değdiği zaman hemen hızla yayılır, diğer organlara da sıçrar, zaten ömrümüz kısalır. Böyle en iyisi diyorlar. Ben böyle mi yaşayayım diyoruz. %100 yalan. Diyorsunuz. %100 yalan ve yanlış. Çünkü akciğer kanserine bıçak değerse yayılır diye bir şey yok. Yayılmış olan bir kansere bıçak değdiği zaman işe yararlı bir şey yapmıyoruz. Onun için yayılmış olan bir kansere ameliyat etmiyoruz. O bakımdan zaten erken evre çok önemli. Erken evrede çıkabilecek bir kanseri ameliyata alıyoruz. Yoksa çıkmayacak bir kanseri şu veya bu sebeple parantez için açalım onlara girmeyelim. Yani maddi konular mesela öyle inşallah yoktur artık öyle şeyler. Ameliyat etmek zinhar hatadır. Onun için iyice incelememiz lazım. Başka yerde yayılma olmamış olduğunu tespit etmemiz lazım. Ve çıkarılabilir bir durumda olması lazım. O zaman da akciğer kanserini bal gibi ameliyat ediyoruz ve çok da artık aletler vesaire çok geliştiği için ne kadar endoskopik hocam? Olarak da ameliyat, kansız akciğer ameliyat dediğimiz kansız da yapıyoruz bazen endoskopik olarak da yapıyoruz veyahut da açık olarak yapıyoruz. Endoskopik dediğiniz kapalı. Kapalı delikler, 2-3 delik açarak endoskopik aletlerle de açık dediğiniz bildiğiniz açık klasik de, cerrahi. Klasik cerrahi. Peki endoskopik cerrahinin anlattığınız klasik cerrahiye üstünlüğü nedir? Üstünlüğü tamamen alışma, hastanede kalma süresi bir de masraf. Endoskopik cerrahide masraf daha fazla. Çünkü aletler vesaire kullanılıyor. Açık cerrahide masraflar daha az. Hastanede kalma süresi daha fazla. Ama artık o kadar tekniklerimiz gelişti ki zaman. Yani eskiden bir akciğer kanser ameliyat ettiğimiz zaman bir hafta, 10 gün, 2 hafta hastayı yatırdı. Şimdi endoskopik cerrahide de 2-3 gün yatıyor. Normal ameliyatta da en fazla 5 gün yatıyor. 2 gün fazla yatıyor. Onun için hastanede kalma süresi çok fazla bir şey değil. Ama bir yaradır, bir kesiktir. Hastaya psikolojik şeydir diye etkiler ama şimdi ben eski jenerasyonum. Yeni jenerasyon endoskopik cerrahiye daha meraklı. Ama onu da eksajere edilmemesini ben tavsiye ediyorum. Çünkü endoskopik cerrahide uzaktan yapılan ameliyatlar bir yerleri dokunmadan, bir yerleri hissetmeden yapılan ameliyatlar olduğu için orada bir gözden kaçırma nodül olabilir. Gözden kaçırmış başka bir şey olabilir. Onun için onları hissetmeden ben ellerimin içeride olup o işi kendim ellerimle yapmayı tercih ediyorum. Endoskopik cerrahi biraz daha kısıtlı şeyler de yapıyoruz. Yani büyük cerrahiler değil ama kısıtlı cerrahilerde endoskopik cerrahi yapıyor. Ama bu şekilde akciğerin bir yarısını çıkaralım, akciğerin tamamını çıkaralım. Kanserli hastalarda endoskopik cerrahi ben yapmıyorum. Ama yapan genç arkadaşlarımız var. Yapılması mahsuru demiyorum ama çok iyi alışmış olmaları lazım. Sizin tercih ettiğiniz yöntem? Ben tercih ettim. Açık büyük cerrahi. Büyük akciğer kanserinde büyük cerrahi. Büyük cerrahi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar ben görmek istiyorum diyorsunuz. Ellerim içeride olacak. Ellerimle parmaklarım. Çünkü bizim cerrahın gözü parmak ucundadır. Parmak ucunda değil. Cerrahın gözü parmak ucunda, yani gözünde değildir. İki gözü vardır cerrahın. Bir beyin gözü, bir parmak gözü. Parmak ucunu hissedecek, beyninde düşünecek. Bunu yaparsa cerrah hata yapmaz. Aksi takdirde sadece görerek, bakmakla görmek hiçbir işe yaramaz. Peki hocam, ameliyata olduk. Sonrasında nelere dikkat edeceğiz? Sonrası daha mıyım? Bu soru da önemli. Çünkü akciğer kanserinde ölüm, keşke şu soruyu sormuş olasınız. Akciğer kanserinde niye o zaman çok kişi ölüyor bu kadar ameliyatta yapılıyor diye. Akciğer kanserinde ölüm, akciğer kanserinden olmuyor inanılmaz. O soruyu sormaya dilim varmadı hocam. Yok, bunu bilmesi lazım halkının. Çünkü öcü gibi korkuluyor akciğer kanserinden ya. Ay akciğer kanseri oldu, tamam bitti. Her şey bitti. Böyle bir şey yok. Evet. Akciğer kanserinde ölüm
Kanser hastayı öldürmüyor. Kanserden sonra yapılacak tedavilerin aksaması. Yapılan cerrahi tedavinin diğer tedavilerin iyi yapılmaması, yerinde yapılmaz, yanlış yapılması ve en önemli faktör de kanserden sonra yapılacak tedaviler sırasında hastaya destek ve takip tedavilerin iyi yapılmaması. Çünkü kanserli hasta psikolojik olarak yaralı, vücut yaralı, hasta organ, bütün bunlar bir de kanserle boğuşuyor zavallı ama ne psikolojik destek var. Hangi kanser hastası rutin olarak psikiyatriste gider? Gitmeli mi peki hocam? Gitmeli, şart gitmeli. Çünkü şimdi siz kanser olduğunuz dendi size. Kanser olduğunuz dendiği zaman bunun depresyon olmayacak mı ki işte? Olacak. Bırakıyoruz hastayı kendi haline. Bu tedavi olacak. Bunu böyle yapacağız. Kardeşim dur öyle ya, öyle yapacağız ama bir destek de ver adama. Bir de psikolojik destek. Alınmalı. Bu birinci önemli. Bu yapılmıyor. İkincisi hastaya kemoterapi veriliyor diyelim. Ameliyat yaptık hadi kurtardı hasta. Yürümeye başladı. Gitti kemoterapiye. İlaç tedavisi vücudun birçok organını depresi eden, fonksiyonları azaltan bir şey. Kanını düşürüyor, beyin fonksiyonları, böbrek fonksiyonları. Neyle destek olacağız bunu takip etmezsek? İlacı veriyorlar, hadi 3 haftada bir gel. Hasta yatağa yapışıyor, ikinci tedaviye gelemiyor bile çoğu. Ne oldu? Tedavi aksadı. Tedavi aksadığından dolayı hasta kötüleşiyor, ölüyor. Halbuki destek tedavisi dediğimiz bir tamamlayıcı tedavi budur. Ama alternatif tedavi değil. Bakın tamamlayıcı tedavi. Tamamlayıcı tedavi nedir? Kan eksikse kan vereceğiz, vitamin eksikse vitamin vereceğiz, elementler eksikse element vereceğiz. Fizik tedavi lazımsa fizik tedavi vereceğiz filan. Yani iyi bir cerrahi, ardından tamamlayıcı bir tedavi, diğer tedavi tam yapısı kendine dikkat ve destek tedavinin çok iyi olması. Ama bunun yanında alternatif tedaviye girenler zaten hapı yutacaktır kanserde. Evet. Yani alternatif tedavi dediğimiz işte yok zakkum kullanayım, yok ötekisi karnabahar yiyeyim, ötekisi brokoli yiyeyim. Bunu da bir uzman kontrolünde yapmamız lazım. Bütün yani tıbbi tedavileri her şeyi yapıyorsunuz. Evet. Her şey yerinde. Ha, keyfe kadar. Brüksel lahanası mı yersin, maydanoz mu yersin, onları da ye. Ama gidip de zakkum yeme. Evet. Çünkü zararlı bir şey alma da. Hatta evet. Bu çok amiyane bir tabir olacak ama ben hastalarıma söyledim, şimdi yayında da söyleyebilirim. Bana soruyor ne yiyeceğim? Valla taş yeme de diyorum, miden oturur. Onun haricinde her şeyi ye. Öyle. Çünkü zararlı bir şey almasın, onun haricinde her şeyi alabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerinizden dolayı. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bülent Arman hocamızı ağırladık. Duydunuz. Çok önemli bilgiler verdi. Özellikle şunun altını çizelim. Özellikle sigara kullanıcısıysanız mutlaka belirtilere özellikle dikkat ediniz. Bel ve boyun ağrı.